Ligdeki yerimizi belirleyici, bundan sonraki durumumuzu, hedefimizi net bir şekilde yolu haritamızı çizecek bir maçtı. Bugün kazandık. Şu anda maç fazlasıyla 4. sıradayız. Bu bizim için çok keyif verici bir durum. Maçtan önce oyuncularımızla şöyle konuştuk. Biz evet belki müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan, topa sahip olan bir takım değiliz. Zaman zaman bu konularda eleştirenler de oluyor. Ama yakaladığımız fırsatları, kazandığımız topları çok etkili bir şekilde, en hızlı şekilde rakip kaleye giderek sonuçlandırmayı başarabilen bir oyun kültürüne, oyun yapısına sahibiz. Bu da rakiplerimiz için çok büyük tehdit. Bugün bir örneğini daha yaşadık. Önceki maçlarda da bunu yaşamıştık, bahsetmiştim. Adana Demirspor'a karşı yakaladığımız iki golde de kazandığımız top sonrası bence önemli geçiş fırsatları. 2-3 pasta hemen rakip kaleye, rakip ceza sahasına inebiliyoruz. Bu yönümüzü geliştireceğiz ve daha da iyi, verimli bir şekilde kullanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Devamında şu konuya değinmek istiyorum. 3 haftadır Sami hocamız bizlerle değil cezasından dolayı. Bu galibiyeti Sami hocamıza da armağan ediyorum. Bir yandan da bugün yine bizi deplasmanda yalnız bırakmayan Kasımpaşa semtinin taraftarına, halkına, esnafına, herkese çok teşekkür ediyoruz, armağan ediyoruz. Desteklerini hep arkamızda olmalarını istiyoruz. Şu an için bahsetmek istediklerim bunlar. Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz ve izleyenlere keyifli futbol, keyifli müsabaka izletmeye devam ederiz. Evet arkadaşlar, oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Son vuruşlarımız, son paslarımız eksik. Ama buna rağmen etkili bir oyuna başladık. Sonradan 2-0'da mağlup duruma düştük. Yani ilk 30 dakikayı müthiş oynayan takım, son 15 dakikada hiç pozisyon yokken içeri 2-0 mağlup gittik. Tabii bu bizim için moral ve motivasyonun düştüğü anlar. Ama ikinci yarı hem oyunu riske ederek hem de yaptığımız değişikliklerle iyi başladık. Maça da iyi başladık. Penaltı golüyle, yani bir de penaltı olunca 3-0. Yani 3-0'ın arkasından gelmek kolay değil. Buna rağmen oyunu devam ettirmeyi sürdürdük. Evet, yeni gelen arkadaşlarımız var. Yapılan transferlerle bana göre çok güçlü bir kadro oluşturduk. Bu güçlü kadronun antrenman yapıp bir araya gelmesi gerekiyor. İşte dün gelen oyuncuları bugün oynattık. Fena da oynamadılar. İyi de mücadele ettiler. İki oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla 8 tane yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı, bir takım oyunu haline dönüşmemiz gerekiyor. Bu da bizim görevimiz ve kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Evet, geldiğimizden beri hem beraberlik hem de almış olduğumuz mağlubiyetler var. Bunları, bu olumsuzluğu olumluya çevirecek şu anda kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek.